Ve Aleyna Tilki'yi dekolte kıyafetleri nedeniyle eleştiren Işın Karaca konuya son noktayı koydu. Kim? Şimdi ben bir kuyuya taş attım. Bir 6 hafta önce. Arkasından benim bir şey yapmama gerek kalmadı zaten. Hani çorap söküğü gibi geldi. Anladın mı? Hani bir şey yapmama gerek kalmadı. O üstüne götürdü, o daha da üstüne götürdü. Örf adetlerimiz ve hani ben de dekolte giyiyorum, sahneye çıkıyorum. Bunun bir dozajı olduğunu söyledim sadece. Hal böyle olunca ve bir şeyler abartılınca insanlar da bunu artık şey dediler, hani artık mide bulandırıyor durumuna geliyor bazen. Kadının eti bu kadar mı ucuz? Hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil. Tolga Sayışman artık film yapımcısı oldu. Oyunculuk dışında onu sektörde hem oyuncu hem de yapımcı olarak göreceğiz. Yapımcı olarak ilk filmi Aynasız Haluk'ta gala gecesiyle görücüye çıktı. Cenazeye geldi. Kim öldü ya? Seyfi Çakmak. Gençlik yıllarından çok önemli bir şahsiyet. Haluk abi! Dokunmalar! Koca mı yoksa? Haluk! Ne oldu? Beyefendi siz kimsiniz? Üzme biliyor musun? Tolgan Sayışman filmde de rol aldı. Hani şu aylardır koca göbeğiyle konuştuğumuz tiplemeyi canlandırdı. Gala gecesine dönelim. Uğur Aslan gala gecesine koşa koşa gelmiş. Meslektaşımı ziyarete geldi. Ya ben biliyorsunuz geçen yani ilk Afara programına konuk aldım Tolgan'a. Orada fragmanını gördüm. Çok eğlenceli bir filme benziyor. Fikri de çok iyi. Çok sevdiğim fikri de. İnşallah bugün çok güzel bir filmle, yani çok iyi bir şeyle açılış yaparlar diye ümit ediyorum. Yargı dizisinin senaryosunu yazan Sema Ergenekon, malumunuz dizide rol alan Uğur Aslan'ın eşi. Uğur Aslan hiç torpil beklemiyormuş eşinden. Sema'dan yatıyorlar alıyor musun? Abi yok Allah aşkına hiç. Yok abi yok, hiç öyle bir torpilim yok yemin ederim ya. Valla. Azıcık dedim. Bu hafta bana biraz fazla yaz ya da az yazsın işim var. Bak yemin ediyorum az yazı istedim. Bak az yazı istedim çünkü çok yorulmuştum. Tamam ya dedim, mümkün mü öyle bir şey? Ben seni mi yazıyorum dedi, Eren'i yazıyorum dedi. Ben bir daha böyle taleplerle gelme, ben de gitmedim çok bir daha. Çok istedim yani, taviz abi. Çok çok abi, yani orada hakkını teslim etmek lazım. Özel hayat yazılı bu kadar baskı mı peki? Ya niye böyle yani, ters köşe soruyorsun? Ne güzel konuşuyorsun şurada, sanat bir şey. Ya baskın gayet tabii. Yani ben eşine düşkün bir adamım, itiraf edeyim. Kılıbık mıyım bilmiyorum. Ama şey, yani baskındır. Ama şey değil, inatçı biri değildir yani. Yani uzlaşmacıdır daha çok ama... Ben onu incitmemeyi tercih ettiğim için aslında hep onun öncelikleri önceliğim oluyor. Nasıl toparladım onu? Çok güzel konuşuyor. Dilay Korkmaz, Tolgan Sayışman'ın filmdeki şişman haline çok şaşırmış. Hemen Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'yi aramış. O kilolu halini ben Almeda'ya sordum, dedim ki gerçekten kilo almadı değil mi Tolga? Dedim hayır hayır diyor. Fotoğraflar öyle çıkınca hepimiz öyle düşündük. Değil aslında. Mi ya? Herkes öyle düşündü bir anda. Bir de şey falan çok tatlı bence. Oğlunun adını vermesi falan çok tatlı oldu kesinlikle. Dilay Korkmaz, sevgilisi Faruk Sabancı'ya ayrılmış. Dilay pahalı hediyeler istiyor iddiasıyla gündeme gelmişti. Ancak o defter kapanmış. Faruk Bey'le de uzun süreli bir ilişkiniz vardı. Galiba ayrıldınız öyle. Evet evet, ben kapattım o defteri. Neden olduğunu öğrenebilir miyim dedim. Vallahi... Üçüncü şahıslarla alakalı mı? Yok yok, yok hiç öyle bir üçüncü şahıs falan yok dediğim bizim gibi. Bir ilişkili çünkü. Hep evet evet. Evet evet, yani diyorum ya, kapattım o defteri, artık daha mutlu olacağız. Geri dönüşü yok yani. Yok hayır. Peki çok teşekkür ederiz, inşallah mutlu olursunuz. İnşallah hepimiz. Teşekkür ederim. Cem Belevi dikkat çeken 3 boyutlu tişörtüyle katıldı galaya. Tişörtümü çekebilir miyim? Cem Belevi için Tolgan Sayışman denildiğinde akan sular değil, akan çeşmeler, ırmaklar, hatta çağlayanlar bile dururmuş. Yani Tolgan abi deyince benim için böyle bazı isimler vardır, dostlar vardır her şeyden önce, abiler vardır. Böyle Tolgan Sayışman deyince benim için akan çeşmeler durur. Yani çünkü beni bugün mesela dizilerde falan görüyorsanız arka yüzünde yani bunu herkes bilmez ama Tolgan abinin desteği ve hep motivasyonu vardır. Bu sektöre ilk girdiğimde onunla tanıştım. Oyunculuk fikrine bir şekilde hep aklıma o benim soktu diyebilirim. Hatta beni aldı, Altan hocalarla tanıştırdı, okula gittik. Çok destek oldu ilk başlarda. O yüzden canımdır o benim. Hayırlı uğurlu olsun filmi de. O yüzden geldim. Sevgilisi İrem Derici ile olaylı bir şekilde Amsterdam'a tatile gitmişti Cem Belevi. Yoğun full aksiyon. Aksiyon. Şey gibi, neydi, Aynasız Haluk gibi bir tatildi. Aynen, güzeldi. Tatilde tekmelerin, tabakların, çanakların havada uçuştuğu bir kavga da yaşanmıştı iddialara göre. Olaylar İrem Derici'nin Hollanda Havalimanı'nda valizinin kaybolmasıyla başlamıştı. Öyle bir şeyler oldu ya. Paylaşım olduğunu, üstünde benim resmim var, benim valizimi nasıl alıyorsun gibisinde. Evet, yani bir indik, valizini almış birisi gitmişti. Ondan sonra
öyle oldu. Olanlar oldu yani. Neyse. Orada da bir tartışma söz konusu oldu galiba. Ya herkesin yaşadığı şeylerden biri yaşandı, geçti. Şimdi tatlı bir şekilde, o da çok yoğun. O da kendi işleriyle bayağı bir yoğun. Ben de öyle. Devam ediyoruz. Ortak noktalarda buluştukça, özel alanları fazla şey yapmadıkça, işgal etmedikçe güzel gidiyor yani. İrem Derici olaylardan sonra sevgilisi Cembelevi için hayvan gibi seviyorum demişti sevgisini belirtmek için. İrem Hanım'ın tabiriyle seviyorum, hayvan gibi seviyorum. Ya bir şey söyleyeceğim, İrem'den duyunca güzel de sen söyleyince böyle bir ya öyle bir yüzüme baka baka gerçekten aynı etki bende olmadı yani. Bana İrem söylesin onu Barış'tan. Sağ olasın. Gerçekten size çok aşık anıyorum. Ya aşk güzel şey. Bir şey diyor yani sizin için. Yani güzel, aşk güzel şey ya. Paylaşım güzel şey, hayat paylaşınca güzel. Ne diyeyim, ne diyeyim yani. Cem Belevi ve İrem Derici şimdilik evlenmeyi düşünmüyormuş. Öyle. Hayırlısı. Hayırlısı. Yok öyle bir düşüncesi var mı? Yani hayırlısı. Yok şu an öyle bir, öyle bir gündem yok. Öyle bir gündem yok. Hoş geldin. Sen her yerden gel zaten. Hoş geldin. Vallahi. Şimdilik böyle. Haftalardır, hatta aylardır röportaj yapmadığımız Murat Yıldırım da galada. Yıldırım röportaj öncesinde Halmede Abazi ile selamlaştı. Murat Yıldırım eşi İman Elbani olmadan katıldı galaya. İyi, o gelemedi. Şöyle, ben direkt setten gelme durumundaydım. Bir de Fas'tan misafirleri geldi. Onlarla ilgileniyor. Gayet iyi ama bu. Sağ ol, teşekkürler. Erdal Özyağcılar, Tolgan Sayışvan ve Algı Eken'in başrollerini paylaştığı Aynasız Haluk'un kadrosu da şık bir şekilde kameralar karşısında. Özellikle kadın oyuncuların şıklığı göz kamaştırıyor. Oyuncu ve yapımcı Tolgan Sayışvan haklı bir gurur yaşıyor. Benim için çok ayrı bir heyecan, ayrı bir stres. Çok mutluyum, çok onurluyum. Böylesine mükemmel bir kadroyu bir araya getirdim. Çok da sıcak, çok da güzel bir iş çıktı. Artık izleyiciler de gittikleri zaman eminim filmden çıktıklarında çok hoş şeylerle çıkacaklar. Tolgan Sayışvan filmde iki ayrı karakteri canlandırıyor. Kilolu haliyle Tolgan Sayışvan hali gündeme gelmişti. Meğer bu kilo meselesinin perde arkası da varmış. Ya bu proje benim yapmak istediğim projelerden biriydi. O dönemde 10-12 kilo almıştım. Hazır kilo almışken bu filmi yapayım dedim. Arada çıktı. Biraz da tabii ekleme, yağ ve bazı işte film hileleri, o hale geldim. Tolgan Sayışman filmde oğlu Efehan'ın ismiyle rol aldı. Algı Eke de menajer rolünde. Ben de filmde Tolga'nın oynadığı Efehan karakterinin menajerini oynuyorum. Aslı karakteri. Onunla birlikte maceraya atılıyorlar. Ne diyeyim yani. Yılların deneyimli ismi Erdal Özyağcılar da başrollerde yer alıyor. Önce ben kendimi tanıtayım mı? Tabii ki. Ben de polis Haluk'un şeyiyim, amiriyim, yücel amir. Filip neşeli oldu, güzel oldu ve bir de Tolgan sağ olsun teknik olaya çok önem verdi. En son kullanılan kameralarla çektik filmimizi. Resim kalitemiz uluslararası. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. Yani bir emek var. Hem oyunculuk olarak, hem hikayede, hem de bu çekimlerdeki o resim kalitesinde güzel bir iş oldu. Gecenin en şık çiftinin yanındayız. Halmede Abazi eşinin setine hiç gitmemiş. Hiç sete gitmedim. Filmin birkaç sahnesini izledim. Böyle telefondan gösterdi Tolga. Ya montaj stüdyosunda gördüm. Evet, bir iki bir şey montaj stüdyosu ama böyle tam halini onu tam böyle izleyemedim. Yani izlemedim. Açıkçası izlemek istemedim. Çünkü ya zaten böyle hem sete gitmedim hem böyle yani şu an şimdiye sakladım. O yüzden çok heyecanlıyım. Halmede Abazi, Tolgan Sayışman'ın kilolu halini hiç sevmemiş. Kilolu halini nasıl buldunuz peki? Çok konuşulmuştu. Bulamadım. Gelmediniz. Yok. Almayayım. Niye? Bence gayet seksi gözüküyorum. Baksanıza. Evet yani böyle... Yok, yok yani almayayım. Böyle daha iyi. Böyle çok iyi. Almayayım. Doluyor mu? Kilolasanız yandınız. Almıştım zaten. Vermeye çalışıyorum işte bu yüzden. Çok büyük baskı var üstümde. Baksanıza iki doğum yapmış insanın yanında ben şey gibi duruyorum ya. Lütfen. Sanki doğum yapan benim. Tolgan Sayışman'ın gişe beklentisini merak ediyoruz. Yani şöyle, şimdi o derin bir konu. Filmlerin artık eskisi gibi sadece gişe gelirleri yok. Evet. Birkaç kalem var. Yurt dışı satışı var, televizyon satışı var, dijital satışı var, uydu satışları var. Benim kadrom gerçekten iyi bir kadro. Filmim de kaliteli bir film. Ama hani gişede tabii bizim için önemli bir etken. Net bir rakam belirlemiyorum. Kafamda yok.
Ama benim beklentim hani 500 binin üstünde bir seyirci açıkçası bekliyorum. Pandemi dönemi tabii sinemayı çok yanılttığı için artık rakamları kimse tahmin edemiyor. Almeda Abazi'nin de bir gişe tahmini var. Tolga Sayışman'ın bakışlarına dikkat edin. Biraz tedirgin oluyor. Eyvah sevgili eşim 50 bin 100 bin deme sakın der gibi. Yani benim bir tahminim var ama söylemeyeyim şimdi. Söyler seni seviniriz. Yok ya söylemeyeyim şimdi. İçimden tutayım. Ama şeyden sonra söyleyeyim. Filmi izledikten sonra tam istersen. Tamam. Yani sadece hissiyat bu. Filmi izlemediğim için tam olarak. Ama şöyle söyleyebilirim. Ben Tolga'ya hep söylüyorum. Oyunculuğuna bayılıyorum. Yani oyunculuğu çok güzel yapıyor. Ama ben hep söylemişimdir. İnanılmaz bir bilgisi var yapımcılıkla alakalı. Yani arka perdeyle alakalı. O yüzden yeni yapımcınız hayırlı olsun diyorum. Gerçekten çok İnşallah. Başarılı o konuda. İnşallah. Ve çok güzel başaracağına inanıyorum. Amin. Gelelim şu meseleye. Yapımcı Tolga Bey, oyuncu eşi Almeda Hanım'a filmlerinde asla rol vermeyecekmiş. Bu açıklama günlerdir basında yer alıp duruyor. Şu işi gelin tatlıya bağlayalım gençler. Tolga Bey, yanlış hatırlamıyorsam bir açıklamanız vardı galiba. Yapımcılığını yaptığım filmlerde Almeda Hanım'ı göremeyeceksiniz. Tamam, bu cümleden evet. sonra evet. görecek abi. Tamam. Evet canım. Yok yok, ben bir şey demedim. Bir şey diyeceğim. Evet, o benim kulağım. Ama geldi. Ya dedikodu ya. Nasıl dedikodu? Ya, hayır zaten bir dakika. Zaten almayayım. Zaten oynamam merak etme. Neden oynamazsınız? Efendim? Neden oynamazsınız? Ya şöyle, ben zaten daha önce de söylemiştim. Hani Tolga'yla zaten oynamak istemem. Hele ki bu laftan sonra zaten. Biz bir kaos yazmıyoruz. Bence burada keselim. Beyler ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hadi iyi seyirler. Murat Dalkılıç galaya sevgilisi Sitare Akbaş'la katıldı. Dalkılıç filmin müziklerini yapmış. Hemen birkaç soru soralım da güzel bir film izleyeceğiz. Siz de müziklerini yaptınız galiba. Efendim? Katkınız oldu mu filme? Ha evet, ben müziklerini yaptım filmin. Benim de böyle ilk uzun metraj... İlk değil mi ya? İlk. İlk uzun metraj filmin müziklerini yaptım. O da sevgili Tolga'nın oldu. Tolga'nın olduğu için acayip seviniyorum çünkü ben ilk filmimi de Tolga'nla çektim. O yüzden Tolga'nla böyle bir başlangıçlarımız var yani. Burada da öyle. Tolga'nın da yapımcılık anlamında ilk yaptığı iş olduğu için orada bir şekilde böyle bir birliktelik oldu. Yine beraber olduk yani. Çok sevindim o yüzden. Murat Dalkılıç siyah, Sitare Akbaş beyaz renklerde giyinerek bir kombin oluşturmuş. Ve sizi efendim siyah beyaz görüyoruz. Evet. Bir özelliği var mı? Yank mı? Onun gibi bir şey oldu. Beraber bir projede görür müyüz sizi peki? İkinizde böyle bir hiç teklif geliyor mu ya da bir... Konuşuyor musunuz bunu hiç? Arada geliyor. Ama ne? Murat Dalkılıç, yaz aylarında evleniyor musunuz sorusu üzerine röportajı yarıda keserek oradan ayrıldı. Yaz aylarında düğün hazırlığı olduğu şeklinde duyumlar aldık. Doğru mudur? Ben hiç duymadım. Ya duyumlar geliyor. Çok teşekkürler, sağ olun. Cem Yılmaz, kadim dostu ve abisi Zafer Algöz'le çorbacıya gitti. Uzun zaman sonra sizi gecelerde görmek bizi çok mutlu etti. Geceler çorbacıya içiyoruz. Evet, sağ olun. Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Erşan Kuneri dizisinin şarkılarını seslendirmişler. Ercan Saatçi'nin programından geliyorlarmış. Erşan Kuneri'yle ilgili konuşalım. Zafer abimle onunla ilgili bir programa katıldık, oradan geliyoruz. Ercan Saatçi'nin Çok Akustik diye bir programı var. Dizinin şarkılarını söyledik orada. İnşallah izlersiniz. Evet. Buyurun. Röportaj sahur vaktinde yapıldı. Cem Yılmaz evine doğru gidiyor. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Biraz bahsedelim Cem Bey. Devamlı konuşamıyoruz. Saat geç abicim evet. be. Sağ ol. 2:30 oldu. Merhaba İyiyiz Allah'a şükür. Bundan başka bizi neler bekliyor? Sevenleriniz neler bekliyor? Pek var bir şey güzel? Beklemiyorum. Yok yeni projeler. Yazda yaklaşırken yeni bir plan var mı yaz için? Bir tatil düşüncesi? Yok efendim. Yine Bodrum'da mı olacağız yoksa? Yok bilmiyorum abi nerede. Abi Zafer sonra... Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yatu ile nafaka davasında geçtiğimiz günlerde bir gelişme olmuştu. Yılmaz nafakayı dolar bazında değil Türk lirası bazında ödemek istemişti. Mahkemede bu durumu kabul etmişti. 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin liraya çevrilmesini istemişti ancak mahkeme 70 bin lirada karar kılmıştı. Bu kadar da Ahu Hanım'a bize... soralım bir nafaka davanız vardı. Bir dolar evet ya o konuyu hep sizlerle konuşmak istiyordum ben ya. $10,000 yani şey nafaka çok geldiği için toparlayamadık.